Gençler, hepinize selam. Bugün Aydın Elektronik'teyiz. Burada çok güzel ses sistemleri var. Benim tabii Golf 6'm vardı. Muhtemelen 2012'de aldığıma göre yıllardan beri hep takip ederdim. Ankara'da yolumuz düşünce burada bir ses yalıtımı yapalım dedik. Ses yalıtımı olarak Leonlar biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda herkesin bir şeyi var. Bir sıkıntısı oluyor böyle. Benim daha bir sıkıntım yok. Araba daha çok yeni olmasına rağmen ekstrem bir sıkıntı yok. Şurada hafif bir arka kapıda cızırtı seziyorum. Ama Golf'ime de hep yapmak istiyordum. Hem yalıtım olarak hem de vibrasyonu azaltması açısından artık Leon'a denk geldi. Şöyle yapacağız. Fiyat performans olarak en iyisinin Dynamat olduğunu söylüyor. Ama biz fiyat performans ürünü olarak çünkü mükemmel profesyonel bir şeye gerek yok. Zaten arabada profesyonel bir sistem de yok. Standart bir ses sistemi var ama yalıtım olarak kralı o, fakat fiyat olarak çok fazla. Biz CTK ya da CTK artık nasıl okuyorsanız tamamen en azından Ar-Ge'si yapılmış, dandik bir ürün olmayan, fiyat performans olarak çok iyi olan bu ürünü kullanacağız. 1.8 milim kalınlığında mı? Şöyle de ağırlığına bakayım ben kısmen. Ekstrem bir ağırlığı yani yok diyemem. Panel başı 1 kilogram 100 geliyormuş. Ben şimdi size böyle bir giriş yaptım. Diğerlerini artık bu işin ehlinden öğrenerek gideceğiz. Bu arada şöyle çekeyim size buraları. Ben şura çok daha çok dikkatimi çekti. Bunlar gerçekten harikalar. Tam bilgim yok. Ses sistemi konusunda gerçekten iyi değilim. Buralardan mı şey? Bunların en iyisi hangisi mesela? En iyisi demeyeyim de fiyat olarak en pahalısı hangisi? Fokaller mi geliyor? Şimdi konuya şöyle girelim. Hepsi aşama aşamadır. Referans serisi, üst serisi. Tabii bu grubun en üstü de var ama Ankara'da biz o portföyü yakalamadığımız için getirmedik. Şunlar mesela, şey herhalde. Lafını... Mesela sana şöyle özetleyeyim. Bu markayı herkes bilmez. Dynavo diyor. Aynen. Bu Volkswagen gruplarında şey çıkan zaten. Aslında Bugatti'de çıkan bir gruptur. Sonra Volkswagen'le anlaşma yapıldı. Ama ev grubunda çok iyi bir hoparlördür. Araba grubunda da öyle ama mesela burası için 800 euro bir fiyat konuşuluyor. Burada 400 eurolar gibi fiyat konuşuluyor. Fiyata göre ürünler tabii değişiyor. Var. Şunlarda benim bildiğim Hi-Fi'ların Hi-Fi'da mı oluyor artık? Harman Kardon'da mı oluyor? BMW grubunun koltuk altı. Aynen. Burada da hem Focal hem de Harman Kardon şeylerini görebilirsiniz. Neyse biz başlayalım. Parça parça ben çeker, birleştirir, size eklerim. Elim nasıl titredi öyle. Hadi bay bay. Evet gençler, kapı kartonumuz. Bakın LED buradan böyle devam ediyormuş. Şuradan bir ufak ışık sızıyor, şuradan da devam ediyor. Biliyorsunuz RGB LED var bunlar. Yani renklerini değiştirebiliyorsunuz. Plastik püreye ihtiyacımız var. Aynen öyle. Şuraya bakalım. İçeride de ekstrem bir şey. Yani Golf'te şurada karton vardı. Karton üstünde de şey bir halı. Cam yünü gibi bir malzeme. Cam yünü gibi bir şey ve üstünde karton dedim. Üstünde de böyle yalıtım süngeri vardı. Tabii Leon'da burası boş çıktı. Golf'un burası kısmen aynıydı. Ben öyle hatırlıyorum. Aynı hemen. Ama bir şey diyeceğim. Golf'un hoparlörü bu kadar büyük değildi sanırım. 16 santim. Bunlarda 20 santim çıktı. Değil mi? Bu ama pardon çok özür dilerim. Bayağı şey. Büyük. Tam söktükten sonra şey yaparız. Çekelim. Kapı kartonumuz burada. Kapı gözü de bu şekilde. Hoparlörler bayağı büyük geldi bana. 20'likmiş zaten. İlginç bir şekilde. Bayağı büyük yani. Burada da gördüğümüz gibi ekstrem bir farklılık yok. Dediğim gibi bunun içini söküp iç kısmına da yapacağız. Buraya yapacağız. Kapı kartonu da şöyle alayım. Şöyle hatta halını şuraya şöyle koyayım. Şöyle göstereyim ben size. Şuraya bir bant gibi bir şey atmışlar. O da biz sökerken mi çıktı artık bilmiyorum. Muhtemelen elim değdi az önce benim. Şuralara da şöyle süngerimsi çözümler üretmişler. Bu sünger hepsinde var mı acaba? Yoksa bir çözüm üretmek amaçlı mı yapmışlar? Ne diyorsun abi? Şunlar. Sanırım ufak bir çözüm üretmeye çalışmış diyebilir evet, miyiz? Evet, bu panelle arabanın kapısının birleştiği yer olduğu için burada trim sesi yapma ihtimali çok yüksek. Bak tam değdiği noktalar özellikle. Biz şimdi bu platformu komple arabanın sajına temas etmemesi için burası ne? Farek süngerle. Ha plastikmiş. Farek süngerle kaplayacağız abi. Okey. Burada zaten Made in Spain diyor. Şurada da parça numaraları falan yazıyor.
İstersen buradaki madeni çayla yazısını da göster. Geliyorum. Arkadaşlar 2019 Temmuz'un 3'ünde sabah 7'de üretilmiş kapı kartonu. Şey mi? Hoparlör mü? Evet. Hoparlör de bu şekilde made in China. Ama güzel yani standarda göre. Tabii piyasadaki birçok Kore grubu, Japon grubu arabaya göre evet dediğin tezi kabul ediyorum. Bir de bir şey diyeceğim. Ben bazen görüyorum sende abi. Abi. Bu kadar basit mi çıkıyordu ya? Bazen görüyorum. Şuraya hala naylonlu arabalar var mı ya? Var. Opel grubu özellikle. Yani su geçirmesin diye değil mi burası bu şekilde? Yani paneli, aslında paneli oradaki amaç panelin üzerindeki baş aksa hava su gelip orada içeri kusmasını engellemek. Aa, burada da süngeri bunlar mı koymuş? Evet, burada da bir sünger koymuşlar. Bunu fark etmişsindir belki abi. Hoparlörün burasında da ince bir süngerle çevirmişler etrafını. Ama perçinli mi bunlar? Yok, vidalı. Bir şu mıknatıs yapıştı. Gençler ben videoyu kapatayım, şunu da şuradan alayım. Evet, kapının içi böyle. Hoparlör çok basit bir şekilde çıktı. Kapının içi de genellikle boş. Sadece şuraya ufak bir yalıtım yapmışlar. Bir de şurada var ufak bir yalıtım kısmı. Ya bunlar tamamen bu süngeri de çıkartacak mı bilmiyorum. Bir de buraya sünger koymuşlar. Muhtemelen bunlar ufak bir çözümlerle nasıl titreşim sorununu çözeriz adı altındaymış. Dediğim gibi çok sadece arka kapıda biraz vardı. Önlerde başlamadı. İleride başlar mı da bilmiyorum ama hem yol sesini azaltıp hem de daha iyi bir müzik dinlemek için bunu abi, yapıyorum. Şu şekilde görebilirsiniz için arkadaşlar. Burada Volkswagen logosu var. Darbe sensörü airbag'in öyle diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Bu da kapı kontrol modülü arkadaşlar. İşte ambiyans aydınlatması, katlanır aynalar, her şeyi bu kontrol ediyor. Parti parti görüşürüz. Kapı tokluğunu da zaten bir kapladıktan sonra yine çekeriz de şu an hiçbir şey yapmadık. Mesela bu denk gelen yerler zaten bu şekilde orijinalden yalıtımlı olduğu için mesela şuraya vuruyorum. Fatih abi dedi ki bana bırak dedi. Her yeri böyle komple yapmayacağız dedi. Ben tam ses sistemden anlamıyorum. Kendisi yıllardır bu işi yaptığı için direnç gösteren yerlere parça parça parçamızı yerleştireceğiz, çözeceğiz dedi. Ben de merak ediyorum. Şimdi öbür partide görüşürüz. Malzemenin ön bilgiyi oradan alıyorum. Sonra ben şey yapıyorum. Arkadaşlar arkası şu şekilde yapışkanlı. Bunu çıkardığımızda şöyle bir hal alıyor. Sorunsuz yapışabilmesi için de birazcık ısıtmamız gerekiyormuş. Bu arada malzeme teknik özelliklerini saymıştı telefonda bana ama işte -50 dereceler onlar bunlar tamamen tuzlu su testleri oluyor. Tuzlu testi de şöyle oluyor, ben staj yaparken bir firmada o ama şeydi civatalara böyle paslanmazlık kazandıran kaplama yapıyordu. Atıyorum fren kaliperleri olur, ondan sonra aradaki bu parçalar olur. Bunların böyle İnsanların öldüğünde koydukları tabut gibi düşünebilirsiniz. Oraya haftalarca tuzlu su veriliyor kapalı bir ortamda. Burası da sürekli su içinde olacağı ve hani kapı fitilinden sonuçta su buraya akıyor. Tamamen bunlara dayanıklı olması gerekiyor. Ben Golf 7'ye zamanında bu adını unuttum. Su yalıtım malzemesini yapmıştık. Ve Adana'nın sıcağında ne oldu biliyor musunuz? Adana'da soğuğu görmedi. Sıcakta ben bir gün camı indirdim. Abi camı bir kaldırdım, camda siyah bir leke var. Ya dedim bu ne? Cam indiriyorum bu sefer cam inmiyor. Adana'nın sıcağında bu atmış, cama yapışmış. Ondan sonra söküp tekrar çıkarmıştık. Çıkartana kadar da neler çekmiştik. O yüzden ucuza kaçmayın. Bence ya hiç yapmayın ucuza kaçacaksanız ya da yapacaksanız en azından böyle fiyat performans ürünü iyi şeyleri tercih edin. Bu şekilde ısıta ısıta parça parça. Şu aletle de şu şekilde hareketi sergileyerek tam oturtmuş oluyor yerine. Altı kapladık. Gerçi şurada orijinali var da şuraya dokunayım. Bir de şu kapladığımız yere tıklayayım. Bunu yaptıkça her yeri birleştikçe daha da rigid bir hale gelecek. Ya zaten top kapı sesi için yapmıyoruz. Dışarıdaki sesi azalsın, vibrasyon azalsın, daha içeride konforlu bir ortam olsun diye yapıyoruz değil mi? Ama klasik tıp testi olarak düşünürsek
Ya da bu boya koruma yapanlar çakmak testi yapıyor diye ilk. Hani bu da bunun şekli bence. Bak ayakkabımı koyuyorum. 3. Ölçüleri de ayrı ayrı gerçekleştirdi. Kesti, çapraz öyle böyle. Aynen abi. Oradan kendi hissede gerçekleştiriyor. Benim bilgim yok. Bazılarınız da merak eder. Ben şöyle gezeyim buraları. Bunlar herhalde yine fiyat performans olarak iyi ürünler. Moral ya da nasıl okunuyorsa. Bunlar böyle. Burada muhtemelen bunların hepsi fiber optik mi? Bilmiyorum ki. Bu gerçi şey hayalet için lazım. Bağlantılar, aküler, maküler. Şunun tipi çok hoşmuş. Gözükmüyor tabii hiçbir zaman da. Bu da BMW'nin plug and play koltuk altı sabun fırları. Bu arada Instagram'ını takip ederseniz Aydın Elektronik Car Hi-Fi miydi abicim? Evet. Orada mesela şeyi falan da görebilirsiniz. Bilgisayardan bu sistemi çok karışık bir olay ya. Bilgisayardan ayar yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, ton tantana. Hatta ben şeyi daha dün öğrendim. Onu da Konya.com'dan öğrendim. Sound aktör var ya atıyorum Golf R'da olsun, Polo GTI'da olsun. Ben onları içeriye ses vereni hoparlör var zannediyordum. Hoparlör değil, tamamen frekansı değiştiren bir cihazmış oraya koydukları. İlginç bir şekilde öyle bir bilgi de edinmiş oldum. Evet abi yavaş yavaş yapıştırarak gidiyor. Buradaki ayrıntılarını okuyalım sizinle birlikte. Kalınlığını gösteriyor. Bir şit diyorum ya. Sayfasının kalınlığın şey kilosundan bahsediyor. Paketin kilosundan bahsediyor. İşte kaç tane olduğundan falan bahsediyor. Burada ne diyormuş bakalım. Thickness'ından bahsetmiş. Mikron kalınlığından yani. Alüminyum foil bilmem ne. Yani sesi azalttı. Kısaca şeyden bahsediyor. Ses yalıtım malzemesinin özelliklerinden. Yani biz azıcık kenarda ısıtıyoruz. Şu minimum 10 derece. Hı hı. Arabanın sıcak geldiği için... Aynen, o yüzden öyle diyor. Ama şu an havası 0 derece civarında falandı ben geldim. Evet. Arabanın kapısı soğuk. Kapısı soğuk olduğu için de sıkıntı olmuyor. Yani... Ne malı bu? 24 ay garantisi var diyor. Üretim tarihi var burada. Sitesinden bakarsınız artık siz... Her şeyi stoklayıp her şeyi bahane bulduğumuz için bunda kötü yanları varsa söyleyin de fiyat performansı en azından bilelim. Bu arada spoilerim var ince ayrı. Fakat araba o kadar temiz ki arkadaşlar. Buradan çıkınca yıkatacağım direkt. Bunlar da kabinler mabinler herhalde. Ortalıkta en duran atılı şey bile hertz. Alpine. Artık nasıl okunuyorsa. Bunların hepsi amfi. Bu da kibar duruyor aslında. Bu da güzelmiş. Bunlar hakikaten bayağı kibarmış. Bu çok büyük ya. Bunlar da herhalde fiyat performansı olarak gider. Aldı son. Bir kısmı da tam göstereyim. İlk önce kesti. Daha doğrusu hala kesiyor. Evet abi. Oraya önce bir tutuyor. Ondan sonra arkasını çıkartıyor. Hava soğuk olduğu için çok hafif bir şekilde ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra da yerine yapıştırdıktan sonra da eziyor.
Ezmek de bu işin püf noktası. Püf noktasıymış. Direkt böyle yapıştırırsanız, böyle yapıştırdığınızda birebir yapışmıyor. Hem de yeterli vibrasyonu azaltmasını sağlayamamış oluyorsunuz. Zaten bakın şu zoomlayayım ben size. Bastırdığı yerin şeyi de değişiyor. Güzel basmışlar. Equalizer, müzik pre işareti. Şu da herhalde bir ses volume tarzı bir şey. Araba. Ben niye kamerayı bugün böyle havada çekiyorum? Şöyle ufak ucundan da göstereyim size. Şu şekilde. Kalınlığı da var yani bayağı. 1.8 mm. Öyle mi? O kadarmış. Ölçüyor, alıyor, düşünüyor, kesiyor ve biçiyor kendisi. Kısmen şöyle bir bakalım. Ki tüm tamamen bitmedi, her şey takılı değil. Evet. Gene iyi, yani orijinalden de zaten bir tokluk var ama şu an bildiğimiz güm güm oldu. Performans olarak bir kapıya iki kutu olarak biz düşündüğümüz için Ferhat abi dedi ki her yeri komple yapmaktansa dedi ben dedi önemli dedi özellikle vibrasyon olacağı noktaları parça parça atayım dedi ki fabrikasyonda da gördünüz parça parça var. Kullanalım dedi ikinci parçayı dedi yani bir kapıya iki parça kullanacağız kalan da dedi bunun dedi stratejik yani önemli noktalarını kullanalım dedi. Ama tabii hepsini söküp komple yapmanız daha iyi olabilir ama biz fiyat performans olarak en mantıklı olanı yapıyoruz şu an için. Yani en azından ben ekstrem bir ses sistemi yok, mükemmel bir ses sistemi yok öyle düşünüyorum. Böyle yaparsak da... Kapılardaki oluşacak olan vibrasyonu tamamen ortadan kaldırmak için yapılıyor abi bu işler. Aynen öyle. Ekstra işçilik giriyor çünkü bunlar sökülmesi gerekiyor. Böyle... Ya sökmeden de yapabilir belki bilmiyorum ama... Ben tamamen bıraktım şu an için. Hoparlör kısmı da bu şekilde ayırdık. Yap. Parça artır. Abi hiçbir şekilde parça artırmıyoruz. Hepsini her yere kullanıyoruz. Evet. Bu panelimiz arkadaşlar ben size önemli bir bilgi vereyim. Bu zamanla hoparlörünüz 20 santim olduğu için Şurada. Burada. Evet. Hoparlörünüz 20 santim olduğu için kapıda alt frekanslar dolu dolu çaldığı için kapınızın bu kısmına içeride bir hava uyguluyor arkadan. Yani basınç yapıyor ve şu birleşim noktalarından trim sesi duymaya başlıyorsunuz. Şimdi biraz önce kardeşim anlattı. Burayı böyle yapacağız, şurayı şöyle yapacağız. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkesin bilgisi, tecrübesi farklıdır. Bu işi yapan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Biz bu arabayı kardeşimiz bize yap dedi. Biz de buna en az malzemeyle en iyi sonucu almak için bir işlem yapıyoruz. Teşekkür ederim. Atıl parçalarımız gördüğünüz gibi bakın burada. Bakın biraz önce bu parça çıktı. Bunu burada bu şekilde değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bir milliyetçi olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmuş oluyoruz. Aynen öyle. Ha, bazı arkadaşlar kozmetik olarak yaptığımız işi beğenmeyebilir. Sıkıntı yok. Burada yeni panelimiz var. Oradan açıp yapabiliriz ama oradaki arta kalan parçayı biz aynen diğer öyle. Kapıda kullanıp
bir parçayla iki kapıyı bitirmeyi planlıyoruz. Kesin. Zaten üstünü kapatacağımız için ekstrem bir mükemmel bir görüntü beklemeye gerek yok. Bu arada arası elim titriyor. Hani böyle değişik bir titreme oluyor. Arkadaşlar spora yazıldım ve benim gibi sporcu olmayan bir kişi elim kolum şu an ağrıyor. Titreme o yüzden geliyor ve ilginç bir şekilde acayip titriyor ekran. Onu da şimdiden belirteyim. Arkadaşlar videonun ortasına direkt dalıyorum. Bugün ayın 21'i, 21 Aralık 2019. Sürekli kurlar ve güncel şeyler değiştiği için en azından bugün için söyleyeyim. Ben Ferhat abi daha önceden tanımıyordum. Dediğim gibi bir kapıya iki panel olarak görüştük. Bu işin içinde yoktu ama dediğim gibi burayı komple kaplamak yerine stratejik noktalarını kaplıyoruz. Hatta gördüğümüz gibi artan parçaları bile bu şekilde değerlendiriyoruz. Hepiniz fiyat soruyorsunuz. Direkt Aydın Elektronik'le iletişime geçin falan demeyeceğim. Ferhat abi bana 1500 liraya hem içine hem buraya hem de buralara ve 4 kapı için fiyat verdi. En azından bu tarih için gelirseniz de, ben tanımıyorum kendisi ama kendisi gerçekten çok iyi bir insan. Gelirseniz de bu fiyattan halledecek. Haberiniz olsun. Fiyat bilgisine vermiş olayım ben size. En iyi şekilde kullanmaya devam. Bunun arkasını da yaptık. Az önce gördünüz zaten. Kritik bir nokta burası. Belki bazı arkadaşlar yorum yapabilirler. Maket bıçağıyla şu kanalı şu şekilde izleyerek herhangi bir cam işleminde ya da arka panel işleminde burayı çok rahat çıkartabilirseniz bilginize. Ben de çok yeni olduğu için garantiyi bozdurmak istemiyorum arkadaşlar. Yoksa çok iyi hoparlörler falan da takılabilir ama en azından böyle biraz daha titreşimsiz ve vibrasyonsuz bir sesin. Çünkü bu ses yalıtımın sonu yok. Ses yalıtımı diyor. Ses sisteminin sonu yok. Seat Sound'da zaten kapılar aynı. Yani bir ortaya center geliyor, center hoparlör. Şurada yeri var, kapağı var. Orası boş. Oraya hoparlörü alabiliriz belki servisten oraya. Duruma göre bakarız işte ya. Şimdilik buradan böyle devam. Ama servisler yalıtım yaptık dediğinde buraya şey yapıyor. Şu parçanın arkasına ince bir sünger yapıştırıp anlamsız bir şekilde paranızı alıyor beyler. Aynen. Ben bez bant yapanını da gördüm. Oraya sünger yapan da varmış. Yani gerek yok. Hani servisin bir parça kullanacağını anlasam neyse de yapmıyor arkadaşlar. Ufak ufak yaptık. Ama acayip oldu gençler ya. Yani şöyle tıklayayım. Yani hakikaten çok şey oldu. İlk yaptığımızda tam bitmediyim de mesela şuraya yapayım. Tekrar aynı sertlikte şuraya vurayım. Çok fark var, aşırı fark var. Bir kapı değişti, yalnız şu da değişti. Daha tabii şeyini takmadık. Abi kapının soket sıkıştırmıyoruz ama kapının kapanışı bile değişti. Açılış. Tamam, bu da kötü değildi ama. Wow, ince işçilik kısmı. Sağ olsun benim için tüm panelleri kullanarak önemli noktalara yalıtımı gerçekleştiriyor. Evet abi. Zaten videonun başına da söylemiştim. Bu birleşim yerlerinde kendisi sünger yapmış. Seat'ın. Demek ki orada bir problem var. Var ki. Ya dediğim gibi fabrikalar şunu düşünün arkadaşlar her zaman. Çünkü bu araba bir S-Class değil, ne bileyim A8 değil, bir şey değil. Bu araba seri üretim bir araba. Bu arabadan yani belki ona maliyeti 2 dolar olsun. Bu adam Golf'üydü, Seat'ıydı, onuydu, bunuydu. Yani 2 dolar diyorum. Yılda şöyle 300 bin satsın, 600 bin dolar eder sadece bu. Şöyle bir matematik yapalım. Bu üretim bandında günde bu arabadan 1000 tane çıkıyor. Tabii. Diyelim ki 2 dolar. Aynen öyle. Günlük maliyet 2000 dolar. Ve ekstra işçilik saati de ekleyecek bu adama. Tamam, o kısmı geçelim. Tamam, sadece maddi kısmından bahsederim. Çarpı 30 gün, 4 gün iş çık abi. 26. 26 çarpı 2, 5200 dolar. Doğru mudur abi? Doğru. Ve bu sadece abi kapı şeyi. Sadece bir kapı şeyinden bahsediyoruz. 4 kapısı var bu arabanın. Motoru var, bilmem tamponu ıvır zıvır. O yüzden bu adamlar mühendislik yaparken nasıl en kaliteli, en ucuza mal ederiz adında. Bunlar demek ki ufacık çözümler, o kadar stratejik sunumlar sunmuş ki bunu yapmışlar. Ama biz biraz daha geliştirerek, abi elim nasıl titriyor, geliştirerek
durumu güncelliyoruz. Ve Ferhat abi hala çalışmaya devam ediyor. Evet, Ferhat abi sağ olsun. Bu nedir abi, bizi bilgilendirir misin? Fare süngerimiz kardeşim. Bu kapılarda kullanılan malzeme var ya, evet. Taş yünü. Onun yaptığı işi yapacak bu malzememiz. Yani senin anlayacağın, kapında herhangi bir vibrasyon söz konusu olmayacak. Okey. Şimdi arkadaşlar, bu yalıtım süngerini buraya stratejik bir şekilde yapıştırıyor. Zaten kendinden şey var. Ama ben bir şey rica ettim. Yanacak mı yanmayacak mı? Çünkü araç üretiminde önemli kriterlerden bir tanesidir bu. Ufacık bir alevde tutuşacak mı yoksa toz olup gidecek mi? Bu çok önemli kriter arkadaşlar. Damlıksız bir yalıtım süngeri aldığınızda uçup gidecektir. Ben tatmin oldum. Oldu. Daha ne olsun. Hatta abartalım istiyorsun. Abartmayalım. Ocağa atalım falan. Yok gerek yok. Abartmayalım. Abartacağım ya. Hayda. Yani şöyle abi. Ürün fiyatı soruyorsunuz ya telefonda. Yani ürün fiyatını neye göre soruyorsunuz? Gerçekten önemli abi. Buyur abi. Yani kokutmayalım. Yandı mı abiciğim? Yani... Ki, alev almadı ama. Ki bu malzeme, bu çatlak. Saniyeler içinde bu hale getiriyor. O pürümüz gibi bir şey böyle. Evet. Teşekkür ettik. Biraz kokuttuk ama dükkanı, kusura bakma. Yerleştiriyoruz. Çıt çıt. Bu da kapı kolunun şeyi arkadaşlar. Bu işte kapıyı açtığınız mekanizma. Bizim arkadaş geldi. Sen nereden çıktın ya? Abi mi? Dükkan kapalı. Kapattık. Dükkan kapalı. Yokuz. Yokuz biz burada. Arkadaşlar, kapımız bitti. Yani kapıyı şöyle yapacağım. Kapıyı yemin ediyorum zırh gibi oldu. Bitti. Öbür kapılarda görüşelim. Birebir ön yapalım. Ya bunu müzikle falan da ya çok iyi bir mikrofon lazım. Şu an telefonla çekiyorum. Hesap böyle oldu. Hep aynı vurduğum yere vurayım bari. Bu şekilde ya arkadaşlar. Gidiyorum diğer kapıya. Geçiyorum. Çok fark var ya. Bak. Tekrar gidiyorum. Adam mandalina git dur. Çok farklı. At bir tane de yiyelim ya. Vallahi herhalde soğuktan don vurmuş. Ama yapacak şey yok. Ya sen nereden çıktın ya? Ben her yerdeyim. Adam Joker. Yeni Adana'dan geldi. Tuş kolum acayip titriyor video çekerken. Spora başladım ya. Ha. Elim ayağım. 6 kilo yaptım bile daha. Mandalini söyleyin de sana yedim. Ceza. Ceza yemiş bu. Dur. Şimdi arka kapıyı söktük arkadaşlar. O arkanın hoparlörü 16 santimmiş. Ön 20, arka 16. Burada da bizi gene aynı manzara karşılıyor. Bunun da şöyle hoparlörünü çekeyim. Hoparlörler perçinli değil. Abi pardon, telefonum kalmış. Hoparlörler vidalı. Zaten devamını çekimde gösteririz. Merhaba. Bir gün biz bundan video çektik. Benim arabayı muayeneden geçirmeye gidiyoruz. Evet. Altta MBL'den yorum ne? Yalan makinesi Tuğcu'da gidersen kalırsın tabii. Bir arkadaşımız vardı ortamda. Biz fardan kalırız diye düşünüyorduk.
Biz tamamen folyoyu unuttuk. Hiç aklımıza gelmedi ya. Evet ya. Folyodan kalınca sesimizi çıkartamadık. Şimdi arkadaşlar. Solda yalıtım yok. Burada yalıtım var. Aynı müziği açıyorum. Şimdi soldan dinliyoruz. Telefonu da ortaya koyayım. Ben aşırı bir tokluk ve farklılık hissettim. Abi çok fark etti ya. Ya bir kapı yalıtımlı, bir kapı yalıtımsız. Telefonla ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama sadece yalıtımda bu kadar fark edeceğini ben gerçekten düşünmüyordum. Şimdi arka kapıları yapıyor Ferhat abi, ben de arka kapıya doğru geçiyorum. Bay bay. Taha geldi için bu arka kapı biraz karambola geldi ama bununla da bir tane yapmışlar benim gördüğüm orijinalden yalıtımı. Ferhat abi burayı da gerçekleştiriyor. Az önce dinlediyseniz şu an sadece sahan bittiği için yani hepsi bitince merak ediyorum. Çok başarılı oldu. Yani buna bir gidip servisten şey alayım, center hoparlör. Seat Sound'un arka basını benim içim atmıyor. Sebebini söyleyeyim, amfisiz bir tane subwoofer koyuyorsun, uğul 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 duyacak. O yüzden ben pek onu yapasım yok. Ama center'imize katkıları ne oluyor abi? Hani ses olarak değil de bazı tonları duymamızı sağlıyor sanırım benim araştırdığım kadarıyla. Center hoparlörü aslında premium uygulamalarda sanatçının gırtlak yani orta sesini, sanatçının gerçek sesini arabanın tam merkezinden vermeye yarar. Ama bu arabada amfi olmadığı için ve sağ hoparlör sana uzak olduğu için sürücü odaklı biraz yani. Sürücü odaklı, evet. Biz daha önceki yaptığımız uygulamada edindiğimiz tecrübe bu abi. Zaten arabanın manuelini de indirdik. Sağ hoparlörün bağlantısına bağlayayım diye bilgi veriyor bize. Sağ hoparlörün sana uzak olduğu için onu yaklaştırmanı sağlıyor. Yani arkadaşlar, center hoparlörün yeri burası. Seat Sound olunca burası dolu geliyor. Bir de ekstradan bagajda subwoofer oluyor. Bunun içi boş şu anda. 130 ya da 150 lira bir fiyatı var serviste. Bunu alıp center hoparlör girersek bence bizim müzik sistemi işini artık buradan noktalamış olabiliriz. Araba pis, temizleyeceğim. Başından da bahsettim. Center'ın yerini de göstereyim dedim ben size. Bu kapak çıkıyor buradan. Burası boş. Onun böyle onun içinde şeye bakabilirsiniz. Kesik fotoğrafı da Necati Kaygısız'a var. Necati abi yapmış. Orada böyle kesik kesik bir şey. Burayı zaten kesili de hani nokta nokta atılmış gibi çıt çıt alıyor, çıkartıyor. Center hoparlörü koyuyor. Burada da teybin arkasında orijinal pini var. Pinle giriyorsunuz kablo soketini aldığınızda. İşlem bitmiş oluyor. Yani center hoparlör de o şekilde. Kapı döşemelerinde parmaklıyor. Ay.
kadar mutlu olduğum gerçekten bayağı fark etti. Arkadaşlar, arka kapıyı da kısmen, yani bu kısmını bitirdik. İç dış bitti. İç, yani bunun içi ve dışı bitti. Şimdi kapı kartonuna giriyoruz ve... Panelmiş, pardon. Düşüyordum. Oho. Abi inşallah çizmiyoruzdur. Çok fark var ya. Oho, döndüm. Kalan da arka kapı paneline yapıyoruz. Bura daha geniş ve büyükmüş aslında. LED yok, o yok, bu yok ya. Şunu da çekeyim. Kulaklasın. Ben anlamıyorum bu değerlerini. Bu da 4.10'muş. Arka hoparlörde de 4.10 yazıyor. Bakın. Buraya da sünger dönmüş. Muhtemelen bu da ses yapıyormuş burada. Böyle hareket mi ediyor burada? Ha, soket takınca sağlamlaşıyor ama dediğim gibi adamlar bunu da buralarda devam ettirmiş. Bu da ses yapar. İşte o yüzden sünger dönmüşler ona. Ona şimdi şöyle bir operasyon yapacağız. İşlem tamam mıdır operasyon? Üzerinden geçeceğiz. Isıtıp üzerinden okay. Geçeceğiz. Bu artık istese de yapamaz. Kalıtım süngeri de burada. Tekrar ediyorum. Bunun yanmaz olmaması çok önemli. Bir gün ben dedim ki bagajda Gorsh'un steplerinin altına birazcık daha koyuyor. Onda orijinal halı keçesi var. Tegzen'de falan geziyordum sanırım. Dedim ki hani bunu yapıştırmama gerek yok. Yapıştırmayla tabii etkisi daha iyi olmaz da steplerin içine sereyim bunu diye düşündüm. Elime çakma aldım, basmamla alev almıştı oradaki parça. O yüzden önemli yani bunlar. Ufacık bir kıvılcım, ufacık bir şey komple arabanızı yakabilir. Evet, bundan sonra da akustik süngerle gençler, iki kapımız bitmiş oldu. Vurma testinden sonra gene de ben size göstereyim. Çok fark var. Ama gelin şimdi müzik dinleyelim. Hop açıyorum. Telefonu olabildiğince ortaya koymaya çalışıyorum. Başka bir müzik açalım. Hayır. Bu ne? Hayır. Sağ iki yalıtımlı, solda bir şey yok. Bakın baslar nasıl farklı ya. Çok fark ediyor. I'm dreaming.
Mesela bas gelsin şimdi, bekleyelim. Abi elim patladı kaldı. Fark bir şekilde. Bu kapıyı da hallettik. Şimdi bunun panelini kaplamaya götürdü Ferhat abi. Yani çok güzel oldu. Normalde sesi yapan kısım, yani kısmen burası. Çünkü dediği gibi başta da söyledi, hoparlör buradan havayı verdiğinde burası zırlıyor. Bende daha yoktu. Ama hem ses kalitesi çok değişti. Fark ettiğiniz gibi sakin kapı yapıyor. Hem yol sesi azalıyor, hem de ileride olabilecek her şeye karşı şimdiden önlem almış olduk. Tertemiz çiçek gibi oldu. Şimdi gidelim. İki kapı bitti. O kapıyı da yapsın, sonra biz de yemek yeriz. En sonunda bitirişini çekelim. Farklı farklı çekmeye gerek yok. Kapı kartonu götürdü. Hoparlörler dediğim gibi bu şekilde vidalı. Sizi zorlamıyor. Bunlar 16 santim, öndekiler 20 santimmiş. Ferhat abi şuralara falan dikkat etti sökerken ama hiçbir yer kırılmadı, çatlamadı. Zaten kolay kolay kırmıyorsunuz da. Gene de gerek yok. Bu arada çocuklar oyun falan oynamış herhalde bu izler de ondan apartmanda. Kapıyı bitirdik. Arka kapı tamam. İşlem okey. Ön kapıyı da şimdi söktük. Şu plastiğini çıkardık. Ön kapı da bildiğiniz gibi. Yani bunu artık aşamalarını fazla çekmeyeceğim. En sonunda da yorumları yaparım. Kardeşlerim de gelmişler buraya. Abi ben Exxon'u zannettim bir an. Lan diyorum, ne güzel durmuş arabaya basınca. Ne şeymiş. Atakan 18 inç yantıymış. 19 gibi durmuyor mu hatta? Güzel. Başarılı. Aynen, sevdim. Zevkli çocukmuş. Abi zevkli çocuk, o yüzden sana geldik. Bunu tartışırız. Buradan çıkınca da şu arabayı yıkatalım, bugün bitsin artık. Oh. Of, saat kaç oldu ya? Saat... Evet ya. 3'ü çeyrek geçiyor. Ben kaçta buradaydım? 10.30'dan beri buradayım. Alt üstü yalıtım yapacağız ya. Evet, alt üstü yalıtım deyip geçmemek lazım. Dediğim gibi kaç saattir buradayım. Bu bile kirlenmiş ya. Şurada aynanın vidası mı var abi köpüklü yerde? Seat köpüklü bir şey var ya. Aynen. Abi burada bu strafor gibi bir malzeme. İçine düşüyoruz. Bunu buradan tekrar şu şekilde anladım. Burada bir şeyin hazırlığı var muhtemelen. Buraya böyle boş bıraktıklarına bir şey göre. Evet. Onu da kapatmışlar. Yani burada başka bir şeyin hazırlığı var büyük ihtimal. Aklıma takıldı, merak etmiştim. Okey. Hadi dediğim gibi videoyu burada bitirdim. Tekrar hadi. Teşekkür hadi ettim. En sonunda da sesini dinleriz. Kapatırız işi. Gençler şimdi tüm kapılarımızı bitirdik. Test için oturduk. Bu arada Leon'la bu ayarlar hertz üzerinden. Kilo hertz diye mi geçiyor bilmiyorum artık, evet, neyse. Evet, 125 hertz. Pardon, şurada kilo. Doğru, evet, kilo hertz doğru. Ben çıkıyor. Ayarını kendim şundan bir iki aşağı bulmuştum ama Ferhat abi bu ayarın daha iyi olduğunu söyledi. Bana soranlarınız oluyor. Bu ayarlarına tiz falan bir şeyler... Hiçbir şey olmaz. Bu şekilde aynen kullanabilirler. Şimdi... Sıfır trim sesi var ve gerçekten toklu ve basta o kadar değişti ki. %100. Yani şu müziği tekrar açayım ben size. Ya buralarda bile bazen kopmalı oluyordu ki ses sonuna. Güzel. Sadece arkaya alırsam böyle. Herhangi bir yerde terslik sezemiyoruz. Bu alt baslarda da hafif titreşim olabilir.
takım ismini sorarsanız da bu arkadaşlar. Eline sağlık abi, teşekkür ederim. Güle güle kullan, ne demek. Eyvallah. Bu arada videonun sonunda ekleyin, link atıyorum arkadaşlara. Sonra bana söyleyin.